Suriye'deki görüşmelerin iki ekseni var. Bir tanesi Astana görüşmeleri, diğeri ise Cenevre'de olan görüşmeler. Astana görüşmeleri daha ziyade askeri ve savaşan unsurların bir araya gelmesiyle daha ziyade ateşkesin konuşulduğu konular gündeme geliyor Astana'da. Cenevre'de ise siyasi görüşmelerin olduğu yer. Şimdi dört tane konu var konuşulan siyasi geçiş, yeni anayasa, seçimler ve terörle mücadele. Özellikle anayasa yazımında siyasi geçişte Türkiye'nin özellikle siyasi geçişte direttiği muhaliflerle birlikte dile getirdiği esatsız bir geçiş süreci tezi giderek aşınmış ve şu an itibariyle de önemli ölçüde uluslararası toplumun gündeminden uzaklaşmıştır. Türkiye'nin hala bu konuda ısrarcı olması demek Cenevre'deki süreçte muhalifleri bu konuda sabit tutmak anlamına gelir. Bu da sürecin gidişatını ve Suriye'nin bütünlüğünü ve toprak bütünlüğünü olumsuz manada etkileyecek bir gelişmeyi tetikleyebilir. Yeni anayasada nasıl bir Suriye çıkacak? Lavrov'un sunduğu anayasa taslağında Suriye'nin üniter yapısı şeklen korunuyormuş gibi yapılmasına rağmen otonom ve bölgelerden oluşan esasen defakta olarak federal bir Suriye'yi empoze ediyordu. Benzer süreç Cenevre'de de devam edecek gözüküyor. Türkiye'nin pozisyonu nedir? Muhalifleri sürekli Esad'la çatıştırmak suretiyle ne elde ediyor? Suriye'nin geleceğine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde Suriye halkının karar vereceği belirtiliyor. Ancak bu yutturmaca. Suriye'nin geleceğine uluslararası toplum karar veriyor. Aynen bir zamanlar Bosna'nın geleceğine karar verdikleri gibi Afganistan'ın geleceğine karar verdikleri gibi, Irak'taki anayasa çalışmasına karar verdikleri gibi Suriye'nin geleceğine de Suriye halkı değil, uluslararası toplum karar veriyor. Suriye'nin en kritik dönemine girdiğini belirtmemiz gerekir. Suriye ya bölünür parçalanacak ve yükü Türkiye üzerine yığılacak ya da biz mevcudu değiştirip mevcut politikayı değiştirip Geç de olsa ehvelişer. Kötünün iyisine, iyisi için çaba sarf edeceğiz. Türkiye bir yol bulup Suriye konteksindeki gelişmeleri değerlendirip muhaliflerle Esad'ı barıştırması gerekir. İran ve Rusya da bu konuda çok uzakta bu teze çok uzakta durmuyorlar. Suriye'nin çatıştığı bir ortamda. Muhaliflerle Esad'ın çatıştığı bir ortamda Suriye'den bütünlük çıkmaz. Suriye bölünüp gider ve bütün Suriye'nin yükü de Türkiye'nin üzerine kalır. Bizim önerimiz bu görüşmelerin gerekirse Türkiye'de yapılması. Türkiye'nin buna öncülük etmesi. Türkiye'nin bütün savaşan tarafları nasıl ki Astana'da oluyorsa toparlayıp kanal açıp diplomasinin bütün inceliklerini kullanıp arazideki gücünü kullanıp bir kanallaşması. Bunu açtığımız zaman elimiz güçlenir. Açmadığımız zaman Cenevre'de de zayıfız, Astana'da da zayıfız ve Suriye'de maalesef yavaş yavaş Bölünme kalıcılaşıyor ve bölünüyor. Bunu da bilmemiz lazım. Bizim bizim bu konuda hükümete de açık çağrımız vardır. Bu konuyla ilgili bizim görüşümüzü sorarlarsa daha detaylı bir şekilde kendilerine uygun her ortamda bu görüşlerimizi en detaylı şekilde ve önerilerimizi aktarmaya hazır olduğumuzda belirtmek istiyoruz. Çünkü bu artık Türkiye'nin meselesi haline geldi. AKP'nin hatası Türkiye'nin meselesine dönüştü. Bunu da bilmemiz lazım.